Şey pardon, ben kardeşlerimi arayabilir miyim? Haftada bir telefon hakkın var. Onda da yalnızca aile üyelerini arayabilirsin. Ama öncelikle nüfus bilgilerini getirecekler. Onay çıkacak, ondan sonra. Tamam da ben kardeşim kendim büyütüyorum da tek başıma ben onları bir arayabilir miyim? Otel değil burası. Oyalanma, çabuk soyun. Gömleği de çıkar. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın bacım. Allah kurtarsın. Bacım Allah kurtarsın. Hoş geldin. Anam bakma öyle ürkek ceylan gibi, gel. Gel yatağını göstereyim sana. Aha da burası. Beğendin mi? Aynen, beğenirsin zamanla. Kaç yıl yatarım var? Bilmiyorum, belli değil daha. Belli olur yakında, gel. Gel çay içek biz seninle. Sen şimdi korkmuşsundur ama yeminle bak bal gibi karıların arasına düştün değil mi kızlar? Bak çayın da geldi. Bunlar çam balı, ben çiçek balı. Adım Çiçek de ondan. Adanalı Çiçek. Senin adın ne? Filiz. Filiz. Niye düştün Filiz? Anlat. Kimi harcadın, kız kocayı mı? Yok, ben bir şey yapmadım. Sen birkaç gün yat, şokunu atlat. Ne olsa gelip kendin anlatacaksın. Yapabilir misiniz hızlıca? Kızı götürüyorlar. Hayır, ben Savaş'ın karısıyım. İlk gece kötü geçer ama alışırsın, üzülme. Bu görüş günleri ziyaret falan ne zaman oluyor? Pazar günleri oluyor. Ayda 3 kere kapalı. Bir tane de açık görüş oluyor. Var mı gelecek kimse? Kardeşlerim var. He, iyi. Benim de var kardeşlerim. Memleketteler. Ama zaten burada olsalar da gelmezler. Kocayı bıçaklayınca reddettiler beni. Kocanı mı öldürdün? Yok be, yaşıyor da var. Kız ne biçim dövüyordu, ne yapayım? Benim de elim armut toplamıyor herhalde. Sen bekar mısın? Yeni güzel kızsın. Nişanlın falan da mı yok? Kız ne daldın öyle? Bilmiyor mu nişanlı olup olmadığını? Filiz Elibol. Benim. Müdüre çıkacaksın hadi. Niye? Ona gidince müdüre sorarsın. Gel. Filiz Elibol müdürüm. Getir. Sayın savcım, mahkum yanında şu an. Sağ olun sayın müdürüm. Alayım kendisini. Gel konuş. Fazla zamanın yok, ona göre. Alo. Buyurun. Teşekkür ederim. Alo. Barış. Alo Filiz. Bak benim şu anda çok fazla vaktim yok, tamam mı? Şimdi ben sana bir şeyler anlatacağım, sen de beni dinleyeceksin.
Filiz bak o benim karım arın değil. Ben evli falan değilim. Tamam mı? Öyle bir ay evli kaldık, ayrıldık zaten çok. Geçmişte bir şeydi. Ondan sonra birbirimizi görmedik. Filiz orada mısın? Evet. Bak ben sana boşanma kağıtlarını yollayacağım. Tamam mı? O zaman kendini de göreceksin. Doğru olmadığını göreceksin, tamam mı? Bir de ben görüşmeye giremiyorum. Tamam mı? Ben sana rahmetleri yollayacağım. Onlarla görüşürsün zaten. Filiz bana inanıyorsun değil mi? Bak ben evli falan değilim. Gerçekten doğruyu söylüyorum. Ay niye söylemedin daha önce? Niye daha önce evlendiğini söylemedin? Çok gereksiz bir şeydi o yüzden. Yıllar önce oldu öyle. Çocuksu bir şeydi işte. Gerzekçeydi yani. Anladın mı? Sonra ben yıllar sonra da görünce böyle kendince şaka yapmak istemiş. Ben zaten kızınca da özür diledi. Kardeşlerim de gördü zaten. Her şeyi gelince anlatırlar sana. Bana gerçekten inanman gerekiyor. Yalan söylemiyorum. Filiz bana inanıyor musun? İnanıyorsun değil mi sevgilim? İnanayım mı? İnan, inan. Tabii ki inan. Ben sana yalan söyler miyim hiç? Seni nasıl sevdim bilmiyor musun? Bak içeride bir de bunları kafana takıp darlama kendini, tamam mı? Bak bütün aklım sende, tamam mı? Üzme kendini. Böyle bir şey yok, tamam mı? Tamam. Tamam. Sen benim tek aşkımsın, biliyorsun değil mi? Barış'ın olur kurtar beni buradan. Kardeşlerimin bana ihtiyacı var. Ben seni çıkaracağım oradan. Hiç merak etme, tamam mı? Söz veriyorum çıkaracağım. Dışarıda ne gerekiyorsa yapacağım. Çıkaracağım seni oradan. Kardeşlerin de bana emanet, tamam mı? Hiç merak etme. Ben hepsini çözeceğim. Seni ne kadar sevdiğimi unutma, tamam mı? Barış. Alo. Filiz. Alo. Koğuşuna götür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.